Anya Forger hakkında muhtemelen bilmediğiniz 20 bilgi. 20. Anya sahte kimlik bilgilerine göre 6 yaşındadır. 99,5 santim boyunda. Doğum tarihi ve kilosu ise bilinmiyor. 19. Anya'nın tasarımı Tatsuya Endo'nun önceki eserlerinden olan Rengoku no Eş mangasının ana karakteri olan eşten uyarlanmıştır. Anya'nın okul üniformasında buradan esinlendiğini söylesek yanlış olmaz. Tatsuya Endo bu karakteri referans alarak Yor Forger'ı da tasarlamış gibi gözüküyor. Diğer özellikleri ne kadar Anya'ya benzese de yüz ifadesinin kesinlikle Yor ile aynı olduğunu söyleyebilirim. 18. Anya Forger'ın takma adları Denek 007, Anya Williams, Anya Levski, Anya Roche, Anya Klein, K212, Anya Hime, Starlight Anya ve Chihuahua Musume'dir. 17. Anya'nın telepatik yetenekleri yeni ay sırasında geçici olarak devre dışı kalır. Eski laboratuvardaki bilim adamları bu olayı tutulma olarak adlandırıyor. 16. Anya'nın gerçek kökeni ve telepatik yeteneklerinin kaynağı büyük ölçüde belirsizdir. Yetimhanede bulunmadan önce bilinmeyen bir organizasyon tarafından yürütülen araştırma deneylerinin istenmeyen bir sonucu olarak tesadüfen yapılmıştır. Olmuştur. Test deneyi 007 kod adına sahipti ve bilim adamları tarafından çok katı muamele gördü. Oynamasına izin verilmedi ve görünüşe göre dünya barışı uğruna güçlerini nasıl kullanacağını öğrenmeye zorlandı. Daha sonra araştırma tesisinden kaçtı ve sürekli onunla ilgilenecek birini bulmaya çalıştı. Anılarında görülen bilim adamlarının birçoğu Apple projesinde de çalışmış gibi görünüyor. Muhtemelen aralarında bir bağlantı olduğu gerçek. 15. Anya ile bağlantılı olduğu düşünülen Apple projesi Ostanyan araştırmacılarının son derece zeki ve askeri hayvanlar yaratmak için yürüttüğü bir projeydi. Araştırmacılar deneyde başarılı olmak adına hızlı bir şekilde deneyler yaptı. Ancak hiçbir başarı belirtisi gösteremedi ve yeni bir yönetimin Ostanya'yı devralmasıyla proje kapatıldı. Denekler yok edilmek istendi ancak deneklerden bazılarının kara borsaya çıktığına dair söylentiler vardı. Ayrıca bazı deneylerin daha yüksek zekalı hayvanlar yaratmayı başarmış olabileceğine inanılıyordu ama proje kapatıldığı için bunu doğrulamanın bir yolu yok gibi gözüküyor. 14. Anya Lloyd ile tanışmadan önceki yıl boyunca 4 kez evlat edinilmiş ve terk edilmişti. Ayrıca 2 kere yetim değiştirdi. 13. Anya'nın doğum kaydı olmadığı için bilinen bir yaşı, doğum günü veya bebeğin bilgileri yoktur. 12. Okul seçimleri sırasında Murdoch, Your Forger'ı Anya'nın eski annesiyle kıyaslayarak kışkırtmaya çalıştığında ağladığı için Anya'nın öz annesi veya bir anne figürüyle ilgili anıları olabilir. 11. Anya'nın adı orijinal olarak Tatsuyendo tarafından Anya olarak yazılmıştı ve bu nedenle önceki bölümlerin bazılarında ismi bu şekilde yazılmıştır. 10. Anya denek olarak yetiştirildiği için sosyal becerileri çok iyi değildir ve insanlarla normal iletişim kuramaz. Bu nedenle tamamen dürüst olma eğilimindedir. Her zaman insanları zihnini okuyup ona göre tepki verir. Bu da genellikle onu başkalarıyla istemsiz çatışmalar başlatmasına yol açar. Yine Danya'nın kibar ve empatik bir yanı var. Telepati yoluyla korkmuş birine öğrendikten sonra sakinleştirdiğinde görülmüştü. 9. Anya'nın sevdiği şeyler arasında kimera bebeği, casus animeleri, susturulmuş tabancalar, bombalar, kaleler, penguenler, Okul üniforması Lloyd, Yor ve Becky bulunur. 8. Lloyd'in sahte geçmişine göre Anya'nın biyolojik annesi 2 yıl önce vefat etti ve o zamandan beri Lloyd onu bekar bir baba olarak yetiştiriyor. 7. Lloyd'in de belirttiği gibi Anya yemeği konusunda oldukça seçici. En sevdiği yemekler yer fıstığı, kek ve hamburger bifteğidir. Havuçtan ise nefret eder. 6. Anya denek olduğu zamanlardan beri çok genç yaşta derin zihinsel yaralar aldığı için insanların telepat olduğunu bilmesinden çok korkuyor. 5. Anya Lloyd'e göre en fazla 4 veya 5 yaşındadır. Boya olarak da akranların çoğundan kısa olduğu için sürekli zorbalığa uğruyor. 4. Anya bazı şeker markalarıyla birlikte gelen ekstra oyuncakları çok sever ve istediği oyuncağı elde etmek için telepatisini kullanarak hile yapar. 3. Anya okul kabul sürecinin yazılı sınavını 31 puanla zar zor geçti. Derslerinin çoğunda kötü ve bazen cevapları almak için gücünü kullanıyor. Ancak klasik dilde biraz yeteneği var ve testte kendi başına 41 puan alabiliyor. 2. Anya telepatisini tam olarak kontrol edemez. Bu da genellikle Anya'nın etrafındaki herkesin her düşüncesini istemsizce okumasına neden olur. Bu kendisini bunalmış hissetmesine neden olarak baş dönmesine ve yorgunluğa yol açar. 1. Anya zarafet anlamında gelen Anna adının Rusça küçültülmüş halidir. Video buraya kadardı. Bu arada Discord sunucumuz açıldı. Videolardan ve canlı yayınlardan anında haberdar olmak için veya benimle iletişime geçmek için katılabilirsiniz. Link yorumlarda ve açıklama kısmında mevcut. Destek olmak için ise abone olup çana tıklarsanız sevinirim. Ayrıca anime fark etmeksizin hangi karakter hakkında bu tarz video yapmamı istediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, takipte kalın ve diğer videolarda görüşmek üzere.